Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 7. bölüm testlerinin çözümlerine başlıyoruz. Evet dikdörtgen konusundaki birinci testin çözümünü yapacağız. Öğreniyorum testi hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen bu açı ortay demiş. Açı ortay demesi 92 eş parçaya böldüğü için 45-45 değil midir? Evet burası da 45 oldu. 45-45-93 gen çıktı karşımıza burada. E, sonra eb'nin uzunluğunu 4 vermiş ve dikdörtgenin alanında kaç vermiş 60 vermiş. Hocam şuraya bir a dersek burası da e, o zaman a ile a artı 4'ün çarpımı değil midir? a çarpı a artı 4 eşittir 60 ise e, a ile a artı 4'ün çarpımı 60. Bu ne ile neyin çarpımı 60'tır arkadaşlar? 6 ile 10'un çarpımı 60'tır. 6 koyduğumuzda burası da 10 oluyor mu? Oluyor. Yani buradan a'yı kaç bulduk? 6 bulduk. a 6 ise arkadaşlar x uzunluğu nedir? x uzunluğuna bakın şurası yani neye eşit oldu? X 6 artı 4'e eşit oldu. Yani cevabımız 10 oldu. Birinci soru böylelikle Cihan oldu. Geldik ikinci soruya. Boyalı bölgelerin alanları toplamı. Paraya kenardan da biliriz arkadaşlar bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır diyebiliriz. O zaman geri kalanlar da yarısıdır diyebiliriz. Ya da hiç şey yapmayalım isterseniz daha bu, e, bu kitapta da paraya kenarı görmedik. Öncelikle şunu söyleyeyim. O A ise burası nedir arkadaşlar? Şuraya da B diyelim. A artı B'nin kaç olduğunu biliyoruz. Biz 15 olduğunu biliyoruz dikdörtgenden dolayı. E burası da 6. Üçgenlerin alanları 6 çarpı A bölü 2 artı 6 çarpı B bölü 2. E, bu 3 A yaptı 3 B yaptı. 3 A artı 3 b eşit oldu. O zaman 3 parantezinde A artı B yaptı bu. E o zaman A artı B kaç? Şöyle bakacak olursanız 15 olduğuna göre 3 ile 15'in çarpımı cevabımız kaç yapar? 45 yapar. İkinci soru Denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. <laughs> şeklin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet kaç a karedir diye soruluyor. Arkadaşlar o zaman şunlara bir dikdörtgen yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle dikdörtgenleri yapacak olursak olay bitti. Hatta şurada da bir dikdörtgen yapalım. Şöyle komple şey olsun. Bunun tamamı 5 a. A ise burası a mı? A. 2 e, a ise burada buraya kaç a kaldı? 3 a kaldı. Hocam burası a burası da a. Toplamda burası 3 a olduğundan buraya da ne kaldı? A kaldı. E, sonra burası a Burası da A. Buraya da A mı kaldı? 2A olduğundan dolayı. Evet A iken burası da A. E hocam bunun tamamı 2A. Buraya da A kaldı. A ise dikdörtgenden A. A ise dikdörtgenden A. Tamamı 4A'ydı. Buraya da 2A mı kaldı? Evet. Her yer çıktı arkadaşlar. Burası A kare. Burası A ile 5'in çarpımı 5A e kare yaptı. A ile 3A'nın e çarpımı 3A e kare yaptı. Burası A kare yaptı. Burası da 2A e kare yaptı. 5, 6, 9, 10, 12A kare yapıyor o zaman şeklini alanı arkadaşlar. 3. soru böylelikle Cihan çıktı. Geldik dördüncü soruya. Yukarıdaki verilenlere göre turuncu boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E arkadaşlar şuraya kaç vermişler? 10 vermişler. Bu bilgiyi kullanacağım. Burası xken burası nedir? Y diyelim isterseniz. X artı Y'nin ne olduğunu biliyoruz. 10 olduğunu biliyoruz. E tamam sonra burası xken burası x vermiştik. Dörtgenden dolayı xken burası x, y iken burası y yapar. Çevrede arkadaşlar şunun çevresi arkadaşlar nedir? 2x artı 2 y eşittir. 2 parantezinde x artı y yapar. E burası 10 olduğundan dolayı çevre kaç yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. Dördüncü soru denizli çıktı. Geldik 5'e. Hande dikdörtgen konusu çalışırken aşağıdaki bilgileri not etmiştir. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Arkadaşlar hemen şöyle bir dikdörtgen çizelim. Doğruluğunu şöyle dikkat alalım. E, burası A, B. A, B. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Doğru mu? Doğru. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Paralel kenarın özel bir halidir aynı zamanda. Bu da doğru. Köşe köşegenleri birbirini dik ortalar. Hayır arkadaşlar. Köşegenler karede birbirini dik ortalıyor. Köşegenler birbirini ortalıyor. Evet şunlar birbirine eşit. Şurası da şurası da eşit ama e, dik olduğunu söyleyemiyoruz. Bu yanlış. Sonra köşegen uzunlukları eşittir. Evet bakın çizgi 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 çizgi. Bir köşegen iki tane çizgi diğer köşegen de iki tane çizgi. Bu da doğru. Köşegenleri açı ortaydır. Hayır eşkenar dörtgende ve kare açıortay açı oluyor. Bu da yanlış oldu arkadaşlar. E, ee, Her dikdörtgen için hangisi doğru değildir diye soruluyor. 3 ve 4, 4 doğru değildir arkadaşlar. 3 ve 5 pardon. Dolayısıyla cevabımız Edremit yaptı. Kaçıncı soru? 5. soru. Geldik 6. soruya. 30-40 burası ne yapar arkadaşlar? 3-4-5'in 10 katından dolayı 50 yapar. DE ile CE'nin farkı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi ne yapacağız? Ekstra bir 90 derece var. Alfa beta'ya da alabiliriz. Alfa beta, alfa beta. Hocam üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Bakın şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta benzerlik oranı kolay bir kat var burada. 90'ın karşısı 30, 90'ın karşısı 40. Yani 3 bölü 4 oran var arkadaşlar burada. E hatta burada beta, alfa. Burası da beta mı yaptı arkadaşlar? Evet. Şu üçgende benzer hatta. Hatta güzel bir benzerlik var arkadaşlar burada. Burada Beta'nın karşısı 3'ün katı alfanın karşısı 4'ün katı 90'ın karşısı da 5'in katı olacak. Yani hocam burası o zaman bak alfanın karşısı 4'ün katı beta'nın karşısı 3'ün katı. O zaman burada hocam burası 3A burası 4A burası da 5A olacak. 5A eşittir 40 5A eşittir 40 A'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. 8 bulduysak burası 24 burası da 32 yapar. E sonra hocam burası 24 yap. Sonra burası 24 ise 6 kere 5 36 kere 4 24 o zaman burası da 6 kere 3 18 yapar arkadaşlar. Evet bizden d eksi c isteniyor. DE 32 eksi c yani 18 isteniyor. Cevabımız da kaç yapar? 14 yapar. Altıncı soru böylelikle cehan oldu. Geldik yedinci soruya. ABC'de dikdörtgen biçimindeki kağıdın A köşesi DC üzerinde gelecek biçimde DE boyunca katlanıyor. Hocam burası 90 derece. Üst üste binen açılar birbirine eşit. 45'e 45. 90 90'sa burası da 45. Burası da 45 yaptım yaptı. Sonra diyor ki katlama işlemi sona erdikten sonra A üstü C'yi 4 birim vermiş ve mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanından 6 birim fazlaymış. Ya yani ben buraya A alan dersem burası A artı 6'ymış arkadaşlar. E A iken burası da A mı? Evet hocam. E o zaman bundan sonrasında ne yapacağız? Buna göre ilk durumdaki ABC dedik dörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Gençler şuraya bir x dersek burası da de x burası 4 mü? Evet. E ben buradan biliyorum ki x karenin ne olduğunu biliyorum. x kare karenin alanı yaptı arkadaşlar. Şurası bir kare ya da x çarpı x bölü 2 eşittir a derseniz oradan da yapabilirsiniz. x kare direkt karenin alanı yaptı. Karenin alanı nedir arkadaşlar? 2 a eşittir. Eyvallah. Sonra burada bir şey daha var. a artı 6 var. a artı 6 neye eşit arkadaşlar? Şurası x ya. 4 x'e eşit mi oldu? Evet. 4 x'e eşit oldu. E ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Burada 2 bilimine 2 denklem var. 2 bilimine 2 çözeceğim. Aslında burada ne oluyor? x kare bölü 2 eşittir a mı oldu? Evet gel yaz bir yerine x kare bölü 2 artı 6 eşittir 4x olduğundan x kare artı 12 2 ile çarpıyorum. Eşittir 8x mi oldu? Evet düzenleyelim. x kare x 8x artı 12 eşittir 0 oldu. Eksi 4'e değil, eksi 6'ya eksi 2 dersek çarpımları bu. Toplamları da x 8'i verdi. Bu da x'e x. Buradan x 6 ve x 2 geldi. Eşittir 0 olduğundan. x buradan ya 6'dır arkadaşlar ya da buradan ne gelir? x 2 gelir. Zaten o yüzden dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye söyleniyor arkadaşlar bize. X yerine biz burada kaç yazarsak arkadaşlar 2 yazarsak pardon 6 yazarsak öncelikle. 6 yazdığımızda X yerine 6 yazdığımızda arkadaşlar burası 6 iken 6 çarpı 10'dan 60 yapıyor. 6 çarpı 10'dan 60 yaptı. Peki X yerine biz 2 yazarsak X yerine 2 yazdığımızda da X yerine 2 yazarsak arkadaşlar o zaman burası kaç yapıyor? 6 yapıyor 2 yapıyor burası da. 2 çarpı alt'tan cevap 12 yapar. Ama şıklarda hangisi var? 60 var. O yüzden olabilir diye soruluyor zaten bize. Yani 2 tane cevap var. Şıklarda hangisi olursa cevap olur. Yani 7. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 8. soruya. Evet ne var burada arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak. 160 hocam. 180'den 160 çıkart. 2'ye böl. 10-10 yaptı bunlar. 10 burası 10 burası. Buraya kaç kaldı? 80 kaldı. Hocam burası da 80. X kenar var. Burası da 80. 80, 80, 160'dan dolayı buraya kaç kaldı? 20. Burası da kaç yaptı? 70 yaptı. Bizden X deniyor. Hmm. X'i bulacağız. Arkadaşlar aslında 70'i de bulduk. İki farklı şekilde yapabiliriz. Niye? Şurası çift çizgiyken burası da çift çizgi. Bir. Şu şekilde yapabilirsiniz. Hocam bu üçgenle yukarıdaki üçgen eş diyebilirsiniz. Birinci yol bu. Niye? 80'in kolları çizgiye çift çizgi 80'in kolları çizgiye çift çizgi o yüzden çizgiyi gören 20 iken çizgiyi gören 20 diyebilirsiniz birinci yol bu A büyük ihtimalle bu yolu biraz şey yapabilirsiniz arkadaşlar unutmuş olabilirsiniz ya da aklınıza kalmayabilir direkt cevabı 20 olarak bulduk arkadaşlar bunda herhangi bir sıkıntı var mı yoktur inşallah e başka türlü nasıl yaparız hocam? E, x kenar var ya şuradan bir yükseklik çizsek ne yapacaktır? Tabanı iki eş parçaya bölecektir. Bunun devamı da arkadaşlar dik. E, şurada dikdörtgen oluşmuş oldu. Taban da iki eş parçaya bölmüş oldu. Aa, Burada da dik tabanı iki eşit parça böldü. O zaman bu da ikiz kenardır. Hocam şu eşit oldu. E ikiz kenar çıktıysa hocam 70 ise burası da 70 yapar. Buraya da kaç kaldı? 20 derece kaldı diyebiliriz gençler. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 20. Yani akçay çıktı arkadaşlar. Geldik. 9. soruya. Şekilde bir kenarı şekilde kenarları birbirine paralel olan iki dikdörtgen verilmiştir. Evet. Şununla şu paralel, Şununla şu paralel, şunlar paralel işte dikeyler. Yatay derken de arasında paralel. Dikey derken de arasında paralel demiş. Bu iki dikdörtgenin çevre uzunlukları farkı 24'müş. Arkadaşlar şuraya A diyelim. B diyelim isterseniz. Burası e, alt kenar A artı 7 mi yaptı? Evet. Dik kenar da B artı. B artı X artı 2 mi yaptı? Evet. B artı X artı 2 yaptı arkadaşlar. Çevreleri farkı. Çevre uzunlukları farkı verilmiş. Hocam şu toplam A artı B artı e, A artı B artı X A artı B artı X artı A artı B artı X artı 9 mu yaptı? Evet 9. Çevresi 2 katı mı olacak? Evet şu ikisinin toplamı bu yaptıysa 2 e, tane var bundan o yaptı. Eksi, eksi A artı B artı A artı B. Yani A artı B'den kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. İşte bunu çıkarttığınız zaman kaç vermiş bize? 24 vermiş. E o zaman arkadaşlar burası 2A artı 2B artı. 2x eksi artı 18 eksi 2a eksi 2b eşittir. Kaç yapacakmış arkadaşlar? 24. 2a'lar 2b'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. 18 attık öbür tarafa. 2x buradan kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. O zaman x de buradan kaç yapar? 3 yapar. Zaten bizden de ne isteniyor? x isteniyor. 9. soru. Böylelikle balık esir çıktı. Geldik 10. soruya. Kenar ortaylıklar var. Evet ne fark ettik direkt? Hocam bak kopyayı da vermiş. G demiş. Tabii ki ağırlık merkezi bak. Dikdörtgende karede de kullanacaksınız buradaki şeyleri arkadaşlar. Şuraya baktığımız var. hocam kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi özellikle dikdörtgende karede paralel kenarda böyle kenar ortaylar gördüğünüz zaman ağırlık merkezi çıkar. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor arkadaşlar ondan dolayı. Hatta burada kenar ortay kenar ortay iki kenar ortay kesim noktası bir üçüncü de çizersem ne oldu? 6 eşit parçaya böldü buradaki alanlar çünkü ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Burası 6 ise burası da 6A. 12A alanı neye eşit arkadaşlar? Bize BC'yi de 6 vermiş. 12A alanı A16 çarpı 6'ya eşit arkadaşlar. Çünkü dikdörtgenin alanı. E Buradan sadeleşti işte 2A'yı da buradan kaç bulduk? 8 bulduk. E dolayısıyla bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanı isteniyor. A yerine 8 yazdığımızda cevap 16 çıkar. 10. soru böylelikle ceyan oldu. Geldik 11. soruya. Özel açı var. Açılara da alacaksın kardeşim. E, o zaman burası 30. 30 90 ise 60 yaptı. 60 90 ise 30. Burası da 60 yaptım, yaptı mı yaptı. 30'un karşısı 3 ise 60'ı karşısı 3 köküştür. E burada takıldık kaldık soruyu okuyoruz. 2 tane ebenin uzunluğu ae uzunluğuna eşitmiş. ae uzunluğuna eşitmiş. ebenin uzunluğu. Arkadaşlar ebenin uzunluğu 3 köküç bulduk. 2 3 6 köküç. ae uzunluğunu sana 6 köküç diyor. Doğru mu? Evet doğru. E o zaman ab uzunluğuna ae uzunluğuna 6 köküç yazalım arkadaşlar. Yanlış yapmadık değil mi? Ebenin uzunluğu doğru 6 köküç. E, 30'u karşısı 6 kökü 60'ı karşısı kökü 3 katından dolayı 18 yapar. DC uzunluğu isteniyor bize. Ha bulmuşuz zaten DC uzunluğu. DC uzunluğu kaç yaptı arkadaşlar? 9 kökü 3 yapar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Şimdi 13 var. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Dikdörtgenin çevresi verilmiş tabii ki. Dikdörtgenin çevresi. Çevresini kaç vermiş arkadaşlar? Çevresini 15 artı x'e buraya da bir 15 artı x yazalım mı yazalım şuraya da bir y yazalım hocam burası da 13 artı y mi oldu evet başka da yani ikinci bilinmeyene girmek zorundayım burada başka da bir şey maalesef yok ya da şu x'in toplamı şeklinde mi gitsek arkadaşlar şimdi şöyle düşünün dikdörtgenin çevresi 64 ise hiç buraya şey yazmayalım hocam şu x'in toplamı kaç yapacak 32 yapacak değil mi e 15 13 daha kaç yaptı 28 38 yapması için buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? Ya biz yine de x'li y'li yazalım ya kafa karışacak çünkü. Burası y, burası y artı 13. Buraya da ne kaldı? 15 artı x kaldı arkadaşlar. Ee, 15 artı x artı 15 artı ya da 15 artı x artı 13 artı y'den kaç tane var? 2 tane var. Bu 2 tanesi kaç eşit? 64'e eşit. O zaman bu e, x artı y artı 28 neye eşit olacak arkadaşlar? 32'ye eşit olacak. E bu 32'ye eşit olacaksa 4. X artı Y'yi kaç bulduk? 4 bulduk. Peki sonrasında ne yapacağız? Burası da Y artı 13'e eşit tabii ki. Başka da bir şey verilmiş mi diye bakıyorum. Hocam bunlar birbirine benzer. Niye? 90'la derece var ekstra burada. Alfa beta, alfa beta'ya da alacak olursam. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hadi bakalım benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı burada Y'nin. Y'nin alfanın karşısı 15 oranı. Burada beta'nın karşısı x'in buradaki beta'nın karşısı y artı 13'e oranına eşit oldu arkadaşlar. E ya burada işler dışlar yapınca bir şeyler geliyor ve 2002 denklemden sonuç çıkacak arkadaşlar. Valla bu işlem kalabalığına girmek istemiyorum aslında ben ama yapacak da bir şey yok gibi duruyor. Y kare artı 13 y eşittir 15 x oldu mu oldu. Hocam elimizde de bu denklem de var. Bu denklemde şunu ortak çözüm yapacağız. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, y yerine mi yaz, yazmak lazım? X yerine mi? X yerine yazalım. X buradan 4 eksi y'ye eşit? Gel. Gel burada. 4 eksi y yaz bakalım. O zaman denklem ne olacak? yukarı çıkıyorum arkadaşlar burada. Ya da yukarı çıkmadan yazalım. Y kare bakın artı 13 y eksi 15 y öbür tarafa atınca artı 28 y mi geldi? Evet 28 y Hocam artı 60 var. Öbür tarafa atınca da eksi 60 mı yaptı? Tekrar söylüyorum. Y kare artı 13 y burada. Eksi 15 y burada. Öbür tarafa attım. Artı 15 y yani 28 y yaptı burası. Bir de eksi 60 yaptı arkadaşlar burası. EB'nin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Eşittir 0. Çarpanlar ayıracağız. Hocam bu 30'a 2 diye ayrılırsa 28'e elde edebiliyorum. Artı 30'a eksi 2 dersem tabii ki. O zaman buradan da y kaç geliyor arkadaşlar? Y'yi de buradan kaç buluruz? 2 buluruz. İşte y de buradan 2 gelir. Çünkü bu yazamıyorum ama y artı 30 eşit 0. Y eksi 2 eşittir 0. Y buradan eksi 30 gelecek ya da y buradan 2 gelecek artı 2 gelecek. Bizden de zaten x isteniliyor. Ama y'yi 2 bulduk biz. Dur bakalım y 2 ise. Hocam y 2 y yerine 2 yazınca da x'i de kaç buluruz buradan? E, x de buradan yine 2 geliyor. Yani cevabımız yine ne çıkmış oldu? Balık kesir çıkmış oldu arkadaşlar. 12. soruda. Hissetsem mi hissetmesen mi diye böyle şey yaptım ama hissederek çıkmayacağını anladım. Şurada biraz bir duraksadım. Sonrasında 2 bilinmeyen denklemin mecbur çözümünü yaptık arkadaşlar. Böylelikle 12. soruyu da balık kesir bulduk. Ve böylelikle birinci testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.